Kanal Uç ekranlarından herkese iyi akşamlar. Gündem analiz programıyla gündemi analiz etmeye devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bugün de stüdyomuza çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sormak istiyorum efendim. Biliyorsunuz ki çok ciddi bir deprem yaşadık ve deprem sonrasında vatandaşlarımız farklı illere dağıldılar. Afsu'da da tedavi görenler oldu, hastalarımız oldu ne yazık ki. Onlara hangi tedavi yöntemleri uygulandı? Bu soruyla başlamak istiyorum efendim. Evet, teşekkür ederim. Ben öncelikle maalesef 6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 tane çok büyük, çok şiddetli deprem geçirdik. Arkasından da işte birkaç gün içerisinde, son birkaç gün içerisinde de sel felaketi yaşadık. Evet. İşte ben bu hem depremde hem de sel felaketinde hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu depremde ve sel felaketinde malını, mülkünü, evini kaybedenlerin de en kısa sürede bu yaralarının sarılmasını temenni ediyorum. Aziz Türk milleti çok yardımsever. İnşallah evet, en kısa sürede bu ihtiyaçları da karşılanacaktır diye umuyorum. Şimdi tabii çok büyük bir deprem. Evet. Çok geniş bir alanda 11 ili etkileyen büyük bir deprem ve yere çok yakın bir deprem. Dolayısıyla yıkıcı hasarı büyük olduğu gibi aslında sağlık açısından da ciddi hasarlar neden oldu. Tabii ki ölümlere de neden oldu. Evet. Bu depremde yaralanan, ki büyük oranda yaralanma tarzında bunlar hayatta kalan vatandaşlarımızda, ya bunlar göçük altında kalma, duvar altında kalma veya bir yere çarpma tarzında veyahut da işte panik anında kaçışma, yüksekten atlama, işte evden, pencereden, balkondan atlama tarzında yaralanmalar şeklinde oldu. Bunun yanında depremde göçük altında kalıp daha sonra kurtarılan vatandaşların da bu göçük altında kaldıkları sürelere bağlı olarak da evet, tabii ki iç organ yaralanmalarına tutun da işte sıvı kaybına bağlı işte böbrek yetmezliği gibi problemlere kadar birçok problemler evet, görüldü. Tabii akut yaralanmalar, o sırada ortaya çıkan yaralanmaların kırıklar, kesiler, yaralanmalar, kanamalar, bunların büyük bir kısmı zaten akut olarak hızlı bir şekilde en yakın rahatlıkla hastaların müdahale edilebildiği illere ve büyük şehirlere farklı yollarla, hava yoluyla, karayoluyla taşındılar. Bizim Afyon'a genellikle depremden sonra o bölgeyi terk eden, evet, ilimize yerleşen veyahut da ilimizden geçerken şikayetler nedeniyle uğrayan hastalarımız oldu. Yaklaşık 1200 civarında şu ana kadar depremzede olarak bize başvuran hastamız oldu. Evet. Bunların yaklaşık 129 tanesi yatarak bakım veya tedavi aldı veya cerrahi uygulandı. Evet. 3 tanesi de hala da yatmaya devam ediyor. Bunların büyük bir kısmı çok ilginç bir şekilde deprem sırasında ve sonrasında yaralanıp kırık, çıkık ve çok ilginçtir, omurga kırıklarıyla gelen hastalarımız oldu. Fakat o telaş, o panik içerisinde o ağrısına katlanmış en sonunda buraya geldiğinde işte omurga kırığı evet, çok ciddi üç bir tane kırık vakamız var. Bir tanesi servikal boyun omurgasında kırık, iki tane de bel omurgasında kırık şeklinde, farkında değil. O artık o dönemdeki o depremin vermiş olduğu panik, korku, heyecan, artık bir süre insanlar gerçeklikle şok etkisi yarattığı için uzaklaşıyorlar gerçeklikten. Bu ağrılarını bile başlangıçta hissetmelerini engelliyor. Ta ki günler sonra işte ya belim ağrıyor, yürüyemiyorum, işte ayağım çekiyor, kuvvetsizlik var, hissizlik var nedeniyle bize geldiğinde bize yapılan tetkilerinde omurgada kırık tespit ediyoruz. Üç tane böyle vakamız var mesela. Evet. Tabii bunun yanında kırıklar çok fazla yani, fark edilmeyen. Deprem sonrasında en fazla vaka ortopedide mi yoksa organ yetmezliği noktasında mı oldu? Organ yetmezliği vakaları bize çok gelmedi. Onlar genelde ilk anda müdahale edilmesi gereken, yoğun bakım ihtiyacı olan evet, hastalar. Bunlar daha çok büyük şehirlerde, şehir hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde ve onlar da büyük oranda İstanbul, Ankara gibi illere sevk edildi, nakledildiler. Bize gelen vakaların büyük bir kısmı dediğim gibi depremzede olup deprem sonrası işte dediğim gibi buradan geçerken veya ilimize konaklama amacıyla gelen kişiler oldu. Evet.
Aslında sadece fiziki yaralanma değil, duygusal, ruhsal yaralanma vakaları da çok fazla geldi bize. Depremin en büyük etkilerinden birisi bu oluyor maalesef. Bunların bir kısmı erken dönemde atlatılabilen bozukluklar, duygusal bozukluklar evet. şeklinde olabilirken maalesef bazıları daha uzun sürebilen, aylarca hatta yıllarca sürebilen, genelde afet sonrası, büyük olaylar sonrası, patlamalar sonrası görebildiğimiz kişinin neredeyse günlük aktivitesini etkileyecek kadar uyku düzenini, çalışma düzenini, duygu durum kontrolünü bozacak kadar psikolojik, psikiyatrik bozukluklar da gelebiliyor. Peki Sayın Hocam, mesela AFSÜS psikiyatri noktasında gerçekten çok fazla yol kat etti ve çok kıymetli hocalara sahip bu noktada. Size gelen bu tür vakalarda, psikiyatri noktasında hangi yaş aralığında uzun vadeli olan psikolojik durumlara rastladınız? Şimdi, yani çocuklarda mı yoksa yetişkinlerde mi bu tür olaylara rastlanıldı? Neredeyse eşit. Bunu açıkça söyleyeyim. Çünkü çocuklar genellikle bu tür olayları işte fark etmezler, hissetmezler, duyumsamazlar veya evet. kısa sürede unuturlar gibi hep algılarız ama günümüzde bir kere çocukların algı yetenekleri çok erken gelişiyor. Yani neredeyse 2-3 yaşında çocuk her şeyin farkına varmaya başlıyor. Ailede ne oluyor? Çevresinde neler oluyor? Anne baba sadece surat ifadesinden bile farklı bir şeyler olduğunu algılayabilecek kadar artık çocuklar çok küçük yaşlarda duygu hayatının içerisine katılmaya başladılar. O yüzden çocuklar da depremin farkında. Onlar da aynı korkuyu, aynı paniği yaşıyorlar. Bilmez, önemsemez. Sen karışma, etme, yapma. İşte bunlar oldu geçti. Bu işte bir daha olmayacak. Deprem diye bir şey yok gibi ifadeleri biz o yüzden asla kullanmayın diyoruz. Yani ne olduysa daha gerçekçi evet. yaklaşım. Ne olduysa açık açık anlatın çocuğa. Bunun çocuk üzerinde de aynı erişkinlerde olduğu gibi duygusal travmaya neden olabileceğini ama erişkinler gibi çocukların kolay atlatamayacağını da bilmemiz lazım. Evet. Ne yapar? Evet susar. Ama hep içinde tutar ve bu bir süre sonra evet. farklı problemlerle, duygusal problemlerle, psikolojik problemlerle karşımıza çıkabilir. Biz depremden sonra çok kısa süre içerisinde çocuk ve erişkin ruh sağlığı bölümümüzdeki hocaların talebiyle açıkçası. Evet. Onlar hemen bize söylediler. Dedik hocam biz bu Afyon'a gelen depremzedeler için hemen bir polikliniğimizde randevu gerekmeden bir bölüm açalım, birim açalım. Evet, depremzedeler için ayrı bir poliklinik açtık. Evet. evet, çok hızlı bir şekilde bu birimimizi açtık ve burada 49 tane erişkin hastamız şimdiye kadar, 37 tane de çocuk hastamız, toplam 86 depremzede faydalandı ve ondan şu anda bunların bir kısmı da takip ediliyor ve çok da memnun kaldılar gerçekten. Evet. Çünkü onlar da sadece işte benim evim yıkıldı, işte benim eşyam yok, benim yaralanmam var, işte bana fizik olarak veya madde olarak, ekonomik olarak destek olun demiyorlar. Onlar evet. yeri geldiğinde, erişkinler de öyledir zaman zaman, duygularını ifade edemezler, içinde saklarlar. Birilerine bir şey anlatmak isterler, korkularını anlatmak ister, evet. düşüncelerini anlatmak ister. Gelip size 20 dakika, 30 dakika ne yaşadığını, hangi korkuları hissettiğini, bundan sonra neler olabilecek, içindeki kaygılar neler, bunları anlatması bile inanılmaz bir rahatlama sağlıyor. Kesinlikle. Ve gerçekten de çok memnun oldu hastalarımız. Hı hı. Yetmedi, hocalarımız hem erişkinler hem çocuklar için broşürler hazırladık. Afetlerle baş etmenin, duygusal olarak baş etmenin yolları, neler olabilir, hı hı. ne yapmaları gerekiyor ve nereye başvurmaları gerekiyor. Hem dijital ortamda herkese dağıttık, ulaşabildiğimiz herkese, evet. hem de ilimizde konaklayan, işte misafirhanelerde, KYK yurtlarında konaklayan veya işte kendine ait bir şekilde kira veya satın alma yoluyla evlerde konaklayan, ulaşabildiğimiz tüm depremzedelere de bu broşürlerimizi dağıttık. Hı hı. Bunun yanında da televizyon programlarında ve diğer ortamlarda. Geri dönüşler peki nasıl oldu çok o broşürlerden güzel, sonra? Yani, çok memnunlardı. Çok memnunlardı. Şöyle ilk günlerde çok fazla gelen olmadı evet. bilmedikleri için belki de. Hı hı. Tabii bu insanların o an için ilk derdi işte memleketleri, oradaki olaylar, oradaki yakınlardan bir haber alma iyiydi. O yüzden çok fazla dış dünyayla bağlantılar yoktu belki ama bu özellikle yurtlara gidip, bu misafirhanelere gidip bu broşürleri dağıttıktan sonra bir anda gerçekten anlatmak isteyen, sıkıntısı olduğunu
cesurca ifade edebilen depremzedelerimiz oldu ve çok çok memnun kaldılar. Efendim, AFSÜ sadece Afyonkarahisar'daki depremzedeler için çalışmadı. Aynı zamanda bölgeye de çok ciddi yardımlar yapıldı. Bu yardımlar tam olarak neydi? Bölgenin ihtiyacına göre çünkü yardımların yapıldığı bilgisi var. Neler var? Halen yardımlar sürüyor mu bölgeye? Bu konuda da bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi önceliği bir üniversite olarak bizim ilk yapmamız gereken şeylerden birisi öğrencilerimiz ve personelimizdi. Biz ilk andan itibaren hemen şeyi çıkarttık. Yani ikametgahı o bölge olan, deprem bölgesi olan öğrencilerimizin listesini çıkarttık. Yaklaşık 545 civarında öğrencimiz o bölgede ikametgahı olan, bir de tatil dönemi olması nedeniyle çoğu evindeydi öğrencilerimizin. Biz o öğrencilerimizi ilk günden itibaren birebir hemen bir ekip kurduk. Ayrı bir telefon hattı aldık. Ayrıca bir e-mail adresi belirledik ve bunu ilan ettik. Mesaj ve mail olarak da hepsine gönderdik. Herhangi bir sıkıntısı olan varsa lütfen bize bu telefondan ve bu mail adresine ulaşsın diye. Bunun yanında birebir de bir ekip oluşturduk. Bu ekip bütün öğrencilerimizi teker teker aradılar. İlk günlerde tabii öğrencilerimizin bir kısmına ulaşamadık. Evet. Ya telefonları kapalıydı veya telefonlara cevap vermediler. Evet. Ama yaklaşık bir 2-3 hafta sonra tüm öğrencilerimize birebir ulaşmış olduk. Durumları nedir? Ailesinden kaybolanlar var mı? Evi yıkılan var mı? Onları teker teker sorguladık. Ve maalesef iki öğrencimizin de, bu 543 öğrencimizden iki tanesinde hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimizi de hem psikososyal destek açısından hem de maddi açıdan ihtiyacı olanları da özel olarak seçip de elimizden geldiğinin imkanlar çerçevesinde bizim akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, diğer öğrencilerimizin desteğiyle de ve şu anda da yine ihtiyacı olanlara da destek vermeye de çalışıyoruz. Bunun yanında ilk günden itibaren Sayın Valimizin başkanlığında AFAD'ın hemen ilk saatlerden itibaren zaten orada organize oldu. Bütün il yönetim olarak oradaydık. Bize düşen görev neyse biz de ilk günden itibaren yaptık. Yine Sağlık Üniversitesi olarak yapmamız gereken şeylerden birisi bu bölgede ihtiyacı olan sağlık hizmetini sunmaktı. Biz hemen ilk günden itibaren de hemen ekiplerimizi ayarladık. Çok fazla gönüllü hem öğrenci hem de personelimiz oldu. Şu ana kadar toplam 8 ayrı ekip olarak 115 personelimizi, hekimimizi, hemşiremizi orada görevlendirdik. Bunların bir kısmı geri halen döndü. Halen oradalar. Bir kısmı orada ama büyük bir kısmı artık geri dönüş yaptı. Çünkü akut dönemde orada ihtiyacınız büyük oranda akut yaralanmalar. Evet. Yani pandemi gibi değil. Pandemide süreç devam ediyor ama burada ilk 2-3 hafta içerisinde acil cerrahi gereken, bakım gereken hastaların bakımı yapıldıktan sonra zaten süreç büyük oranda tamamlanmış oluyor. Personelimizin büyük bir kısmı, yaklaşık 90 küsürü Hatay'a yönlendirdik. Orada özellikle Mustafa Kemal Üniversitesi'nde çok ciddi ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Hemen bizim ekibimiz gitti. İlk hastaneyi organize eden ekip bizim ekibimizdi. Ve çok da memnun kaldılar. Çünkü orada çalışan personelin psikolojisi de gerçekten bozuluyor. Yani sürekli devam eden artış sarsıntılar, bunun yanında yaşanmış oldukları büyük travma, arkasından gelen işte yine ikinci bir büyük deprem, yakınını kaybedenler. Yani orada çalışıyor. Evet. Hem personel olarak hem de hekim olarak, hemşire olarak çalışıyor. Bu arada yakınını kaybetmiş olabiliyor. Şimdi bu kişilerin hizmet sunması çok daha zor olabiliyor. O yüzden 90 küsur personelimiz Hatay'da, 25 personelimiz de Adıyaman'da olmak üzere. Bu arada iki kepçe operatörümüzü kepçemizle beraber gönderdik oraya. Tabii ihtiyacı olan işte kazma, kürek, elimize ne varsa onlardan hepsini gönderdik. Havanın çok soğuk olması nedeniyle o dönemde çok fazla ısınma ihtiyacı oldu. Açık alan ısınmasına çok ihtiyacı oldu. Evet. Biz mesela televizyon programlarından birisinde orada çalışan personeller, işte göçük altında işte arama kurtarma ekipleri falan vardı. Onlar dediler ki açık alan sobasına ihtiyacımız var. Biz hemen ertesi gün Ankara'dan 50 tane açık alan sobası aldık. Hemen onları gönderdik oraya. AFAD aracılığıyla o ekiplere ulaştırdık. Bunun yanında işte dezenfektan ihtiyacı vardı. Biz kendi üretimimiz olan Aflora şirketimizin kendi üretimi olan 3000 adet dezenfektanı oraya gönderdik. Bunun yanında bize hizmet veren yemek şirketimiz aracılığıyla onlardan hizmet satın alarak ve kendi bizim
ekibimizin desteğiyle, ekonomik desteğiyle de orada İskenderun'da hem kumanya dağıttık hem de bu yemek şirketi aracılığıyla yaklaşık 7500 kişiye 5 gün boyunca da kumanya ve yemek hizmeti vermiş olduk. Bizim çalışanlarımızın desteğiyle ve üniversitemizin desteğiyle. Bir de Adıyaman'da bir mezrada jeneratör ihtiyacı olduğu söylendi. Sayın Valimiz işte ilettiğinde biz hemen 5 adet jeneratörü de Adıyaman'a oradaki mezrada kullanılmak üzere gönderdik. Tabii aynı ve nakdi yardımlar hala devam ediyor. Hala toplanıyor ve gönderiyoruz. Bunun yanında ilk günlerde çok fazla kan ihtiyacı oldu. Evet. Kızılay aracılığıyla bizim öğrencilerimiz burada bulunan öğrencilerimiz çok hızlı bir şekilde organize oldular. Burada ciddi bir kan bağışı yapıldı. Hatta haddinden fazla yapıldı. Evet. Biraz bekletelim, durduralım kan bağışlarına da dendi. Bir de öğrencilerimiz, burada bulunan öğrencilerimiz çok güzel çalıştılar. Mesela orada ne ihtiyacı var? İşte yara örtüsüne, spanca ihtiyaç var. Bizim burada öğrencilerimiz hemen organize oldular. Yaklaşık 30-40 öğrencimiz bizim kütüphanenin olduğu yere hepsine oturttuk oraya. Önlerine malzemeleri verdik. Yaklaşık 15 koli civarında sterilize edilmiş spanç hazırladılar. Onları gönderdi. Toplamda 350'nin üzerinde yardım kolisi hazırlandı. Bunlar içerisinde giyecekten tutun da yiyecekti, tıbbi amaçlı kullanacak sarf malzemeleri dahil olmak üzere bir yaklaşık 350 kolilik de yardım kolisi deprem bölgesine gönderdik. Sayın Hocam, aynı zamanda çocuklar için de ayrı bir etkinlik yapmışsınız Avsu'da. Onlar için de o psikolojiden aslında kurtarmak için oyuncaklar toplayıp onlarla paylaşmışsınız. Efendim, peki çocukların tepkisi ne oldu bunlara? İlk siz nelerle karşılaştınız bu kampanya esnasında? Şimdi çocuklar bir kere erişkinlerden çok ayırmamak lazım. Yani o travmayı onlar da yaşıyorlar. Ve o travmanın etkisi erişkinde ne oluyorsa çocuklar üzerinde de oluyor. Fakat çocukların güzel bir tarafı var. Erişkinlerden farklı olarak bu travmayı eğer dikkatini, algısını, ilgisini farklı bir bölgeye çekerseniz daha kısa sürede atlatabiliyorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar erişkinlerden farklı olarak çocukların yaşadıkları ortamda dahil olmak üzere günlük olarak ne yapıyorlarsa, günlük ne yapıyor çocuk? Besleniyor, gıdasını alıyor, onu vereceksiniz. Ne yapıyor? Oyun oynuyor, oyuncakları vardı, parka gidiyordu. Mümkün ise mesela park gibi alanlar oluşturup oyuncaklarla oynamasını sağlamak. Evde kendi oynadığı oyuncaklar, bebeğiydi, arabasıydı neyse. Bunları önüne verdiğinizde çocuk en azından anlık bile olsa afetin oluşturduğu stresli ortamdan kendini elimine edebiliyor, uzaklaştırabiliyor. Evet. Bu çocukların rehabilite edilmesi, afetin oluşturduğu etkilerden kurtulması açısından oyun, ders, bakın bu da çok önemli. Yani günlük hayatta ne yapıyordu? Okula gidiyordu. Evet. Evet, birkaç gün depremin etkisi nedeniyle belki evi yoktu, okulu yoktu, kitabı, defteri yoktu ama hemen en kısa zamanda onlara kitap ve defter sağlamak lazım. Gerekirse iki tane sıra çekip olayın değişmediğini, hayatın devam ettiğini onlara göstermek gerekiyor diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Afetin bir son olmadığını, afetten sonra da nasıl önceki hayatları varsa, önce bir hayat yaşıyorlarsa o hayatın aynen devam edeceğini onlara göstermemiz lazım. O zaman çocukları çok rahatlıkla o ortamdan, o stresten, o algı ve duygu bozukluğundan çekip alabiliyorsunuz. İlişkinlerde biraz daha kalıcı olabiliyor. Evet. Biraz daha uzun süreç alabiliyor bu durumdan kurtulmak. O açıdan yine bizim Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız, kulüp öğrencilerimizle beraber bir oyuncak kampanyası yapıldı. Tabii dağıtılırken biz başında değildik ama geri dönüş sadece bizim değil, diğer kurumlar, yardım kuruluşları, devlet kuruluşlarında yapmış olduğu oyuncak, kitap, kırtasiye yardımlarının da çocuklar üzerinde çok olumlu etkisi olduğunu da biliyoruz, gördük. Hocam, çocuklardan bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Ne yazık ki yani evet, asrın felaketini yaşadık. Hala etkileri sürüyor ve toparlanmak gerçekten uzun zaman alacak. Çünkü 11 ili birden etkiledi. Ama haberler de halen o bölgeden görüntüler, o bölgeyle alakalı haberler devam ediyor yayın.
esnasında. Bunların çocuklar üzerindeki etkisi oluyor mudur? Yani bir televizyonu acaba çocuklardan uzaklaştırmak gerekiyor mu bu dönemde? Ya da artık haberlerde bu tür konuların işlenmemesi mi gerekiyor? Çocukların üzerinde uzun süreli bir etki yaratmamak için. Buna sizin yorumunuz nedir? Şimdi çocuklar her şeyin farkında. Ne olup bittiğinin farkında. Ama bunu bazen ifade edemeyebilirler ve kendi evet. işlerini atarlar. Bu daha ağır travmaya neden olur. O yüzden özellikle trafik kazası, cinayet, afet görüntüleri, yaralanma görüntüleri, umut veya umutsuzlukla ilgili evet. algı oluşturacak film olabilir, reklam olabilir, haber olabilir, ne olursa olsun mümkün olduğu kadar çocukları bu tür ortamdan uzak tutmak gerekiyor. Deprem anında evet siz televizyonu seyredebilirsiniz, siz evet. haberleri dinleyebilirsiniz, oradan haber almak isteyebilirsiniz ama mümkünse çocuğun yanında değil. Yani çocuğa bir başka odada işte kitapla, okumayla, oyuncakla meşgul edip eğer ki bunu yapamıyorsanız da evet. mümkünse televizyona kapatmak veya işte neyle haber alıyorsanız sosyal medya görüntülerini mümkün olduğu kadar göstermemek. Evet depremin olduğunu mümkün bilsin. Mümkün değil çünkü sosyal medya artık çocukların hani hepimizin elinde ve evet. artık çok küçük yaşlara indi sosyal medya, telefon ne yazık ki. Yani çok zor aslında bu dediklerinizi çocuklar üzerinde uygulamak. Acaba bir çalışma yapılmalı mı bunun üzerine? Şimdi sadece afetle ilgilidir. Aslında sosyal medyanın çocuk üzerine yetkili zaten kendisi evet. başlı başına bir çalışma konusu. Defaatle çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. O tamamen ayrı bir konu, evet. saatlerce konuşulabilecek konu. Tabii burada dikkat edilmesi gereken şey şu, çocuğun yaşı önemli burada. Yani 7 yaşındaki, 6 yaşındaki, 9 yaşındaki bir çocuğun yanında mümkünse bu tür haberleri izlememek veya izlettirmemek. Veya oradan uzaklaştırmak. Hemen bir kanal değişikliği yapıp çocuğu o ortamdan çekip almak. Ama 15 yaşındaki bir çocukla gerekirse bunu konuşmak gerekiyor. Yani çünkü artık algısı ve bilgisi olayların ne olduğunu anlayacak, kendi kafasından süzebilecek ve değerlendirebilecek yetiye gelmiştir, yeteneğe gelmiştir. Bununla yeri geldiğinde gerekirse oturup bilimsel olarak dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince bu olayları gerekirse oturup konuşmak. Neler yapılması gerekiyordu? Ne yapmamız gerekiyor? Bu tür durumdan nasıl davranılması gerekiyor? Nasıl tepki gösterilmesi gerekiyor? Yani mesela şunu açık net söylememiz lazım. Bu tür durumlarda ilk saatlerde yapılması gereken şey tartışmak değil. Konuşmak değil. Yani bunu çok gördük. Maalesef gördük. Yani şu muydu, bu muydu, hata ne mıydı, eksik miydi? Gerekiyor? Hayır. Şu anda yapılması gereken nedir? İnsanın ihtiyacı ne? Bir, eğer afette göçük altında kaldıysa onun kurtarılması veya barınma ihtiyacı varsa barınma ihtiyacının sağlanması, giyinme ihtiyacı varsa, gıda ihtiyacı varsa onun sağlanması. İlk anlarda insanların önce buna odaklanması lazım. Yeri geldiğinde tartışılır. Evet. İhtiyaç neydi, ne oldu, ne yapılması gerekiyordu, bütün bunlar konuşulur ama o süreçte sadece onun üzerine odaklanılması gerekiyor. Daha sonra da niye oldu, nasıl oldu, niye zarar verdi, niye üzerimizde böyle bir etki bıraktı, fizik etkileri nedir, psikolojik etkileri nedir? Bütün bunları oturup tartışabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken çocuğun yaşı. Küçük yaşlarda mümkün olduğu kadar çocukların yanında bu tür şeyleri izlememek, yumuşak bir kanal geçişi yapmak gerekirse tartışmamak, özellikle de depremle ilgili maalesef aile içerisinde de veya diğer afetlerle ilgili tartışmalar da olabiliyor. Farklı konuşmalar da olabiliyor. Bunları yapmamak mümkün olduğu kadar çocuğun yanında o ortamdan uzaklaştırmak. Depremi yaşamamış olsa dahi sanki depremi yaşamış gibi o çocuklar üzerinde ciddi travmalar kalabiliyor. Gece uykuları bozulabiliyor. Evet. Gece uykudan çığlıkla uyanma, işte dikkatini toplayamama, onu düşünmeye başlama. Yani afeti veya olay neyse bir patlama olabilir, başka bir şey olabilir. Evet. Bunu düşünmeye başlayabiliyor. O yüzden çocuğun yaş grubuna göre mümkün olduğu kadar küçük yaştaki çocuklarda bu tür ortamdan uzaklaştırmak, onların yanında çok fazla bu konuları konuşmamak öneriyoruz. Evet. Sayın Rektörüm, benim sorularım tabii ki devam ediyor ama halkın da size sormak istediği bazı sorular var. Sayın Yönetmenim, eğer hazırsa ilk soruyu alabilir miyiz? Deprem sonrası deprem bölgesinde bir salgın hastalık olduğu dedikodusu duyuldu. Gerçekten orada bir salgın var mı? Hani onu tedbir aldılar mı? O salgını önleyebilecekler mi? Var mı öyle bir şey? Onu sormak istedim.
Evet Sayın Rektörüm, gerçekten deprem sonrasında çok fazla dedikodu oldu. Özellikle salgın hastalık noktasında biliyorsunuz pandemide yakın süreçler bu afet süreci ve direkt hemen bir o sıradaki o telaşla belki bir salgın hastalık olabilir dedikoduları çıktı. Bu noktada doktor olarak sizin yorumunuz nedir efendim? Şimdi öncelikle kullanılan kelimenin oluşturduğu bir yanlış algı var. Pandemi nedir? Veya COVID neydi? Bir salgındı. Evet. Bu bir virüsün oluşturduğu damlacık yoluyla, hava yoluyla, toz toprak yoluyla aldığımız her tarafa insanlar tarafından yayıldığı için insanlarda hastalık oluşturan bir durum. Buradaki salgın ifadesi farklı bir şey. Şimdi depremler salgına zemin oluşturur. Evet. Niçin? Şimdi deprem anında bir kere altyapınız tamamen gider. Su kesilir. Hijyen özellikle yani el hijyeninden tutun da tüm vücut hijyenine kadar belli bir süre ertelenir. Bunun yanında göçük altında özellikle yaralı veya hayatını kaybetmiş insanlar uzun süre kaldıklarında özellikle cesetler mesela bunlar bir süre sonra çürümeye neden olup burada farklı mikroorganizmaların üremesine çoğalmasına neden olabilir. Bunun yanında bu binaların altında örneğin 10 katlı bir apartmandan bahsedelim. Bu 10 kat apartmanda her katta ikişer tane daire olduğunu düşünün. Her dairenin de birer mutfağı olduğu düşünün. Her mutfakta da dolapta veya farklı yerlerde gıdalarınız var. Bütün bunlar depremden sonra hepsi göçük altında kalır. Evet. Bütün bunlar bir araya geldiğinde bizim pandemideki gördüğümüz salgından farklı olarak lokal orada daha çok çürüme, bozulma veya hijyen yetersizliğine bağlı daha çok da bakteriyel özellikle salgınlar görülebilir. Bundan korunmak olur mu? Olur. Evet. Yani bu olabilecek bir şey. Evet. Çünkü zemin hazırlanmış durumda buna. Hiçbir şekilde temizlik yapamıyorsunuz veya yeteri kadar işte hijyen faktörüne işte ulaşamıyorsunuz. Evet. Bina altında kalmış insan, hayvan ve gıda var. Bütün bunlar çürümeye neden olabiliyor. Kanalizasyon sisteminiz tamamen bozulmuş. Yukarıdan aşağı 10 katlı bir apartmandaki tüm kanalizasyon sisteminiz için bunlar tamamen açığa çıkmış durumda. Ve bunlar hastalıklar açısından da zemin oluşturuyorlar. Bu salgın olabilir ama salgın tehlikesi var mıdır? Vardır. Bunu söylersiniz dersiniz ki deprem oldu ve bir salgın tehlikesi var. Evet. Bu ifade zaten sağlık hizmet sunucularının ve idarecilerin zaten söylemesi gereken bir şey. Bunu ifade etmeniz gerekiyor. Evet. O yüzden ne yapılması gerekiyor? Hijyene mümkün olduğu kadar dikkat edeceksiniz. Elinizden geldiği kadar ulaşabildiğiniz hijyen aracı ile temizliğini sağlayacaksınız. Mümkün olduğu kadar özellikle altyapıda kanalizasyon sistemlerinden uzak kalmaya çalışacaksınız. Mümkün olduğu kadar özellikle gıda, hayvan veya insanla ilgili artık ve atıklardan uzak kalmaya çalışacaksınız. Eldiven kullanacaksınız ve maske takacaksınız. Özellikle de maske çok çok önemli bu aşamada. Bu konuda maske konusunda özellikle bölgede bir asbest maddesine rastlanıldı ve çok fazla olduğu söyleniyor. Enkaz çalışmaları esnasındaki o buzdolabından ya da metal eşyalardan kaynaklı çok fazla asbestin olduğu söyleniyor. Bu da bir salgına yol açabilecek ölçüde büyük mü? Şöyle yani söyleyeyim. Bir konu mu? Yani kelimeleri kullanırken biraz dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Açıkça söyleyeyim yani maske kullanımı bile aslında oradaki asbest tehlikesini ortadan kaldı. Şimdi asbest neydi, nedir, niye böyle bir şey konuşuldu? Günümüzdeki kullanılan boya veyahut da binalarda işte sıvada kullandığımız veya işte tuğlada, birikette bina malzemelerinde artık asbest kullanılmıyor. Evet. Bu yasaklandı. Fakat eski çok eski binalarda var. Kullanılan boyalarda, sıvalarda asbestli maddeler olabilir. Kesin var demiyoruz. Evet. Olabilir. Aslında oradaki asbest tehlikesi büyük oranda ihtimal dahilinde olan bir şey. Sonuçta bina yıkıldığında, bina toz duman olduğunda ortama karışan asbest parçacıklarının solunum yoluyla alınması sonucunda özellikle akciğerlerde kronik akciğer hastalığından tutun da
Akciğer kanserine kadar neden olabiliyor. Fakat bu lütfen halkımızı korkutmasın. Evet. Asbestoz dediğimiz veya asbeste bağlı kronik akciğer hastalığı veyahut da akciğer kanserine kadar giden süreçte çok uzun süre asbeste maruz kalmanız gerekiyor. Sürekli yüksek yoğunlukta ve uzun süreli maruziyet önemli orada. Fakat burada deprem sürecinde belki yıkıntıdaki o salgın riski var mıdır, salgın var mıdır sorusunun cevabında da evet bu risk vardır. Hı hı. Ne yapmamız gerekiyor? Tedbirimizi alacağız. Önlem alacağız. Eldiven kullanacağız, maske takacağız. Mümkün olduğu kadar tabii ki. Hı hı. O süreçte ne kadar mümkün olur onu bilemiyoruz ama mümkün olduğu kadar hijyene dikkat edeceğiz ve en kısa sürede deprem yıkıntılarının da kaldırılması gerekiyor. Peki Sayın Hocam, biliyorsunuz bir pandemi az önce bahsettik, pandemi süreci yaşadık. Hı hı. Şimdi de ne yazık ki bir afet yaşadık, asrın felaketini yaşadık. Bu deprem ve pandemi sağlık çalışanlarına özellikle neler öğretti? Ne gibi önlemler alınmasını öğretti? Son 4 yıllık, 3-4 yıllık sürece baktığımız zaman gerçekten aslında dünya tarihinde böyle uzun gerçekten yıllara yayılabilecek olaylar arka arkaya evet yaşadık maalesef. Neyse. Pandemi bir insanın yaşamında kaç defa böyle büyük bir pandemi denk gelir? Hoş bir şey değil tabii ki. Yani denk gelmesini tabii şey istemiyoruz ama bize denk geldi bir şekilde. Yani 2,5 yıl tüm dünyayı sadece bir bölgeyi etkileyen bir pandemi süreci yaşadık. Arkasından da deprem süreci, afetler, sel felaketleri, yangınlar, yaz aylarında bunların hepsini yaşadık. Sağlık çalışanları bir kere bu süreçte sahada bulunan sağlık çalışanları çok şey öğrendiler. Ciddi tecrübe edindiler. Nedir bu tecrübeler? Bir kere bu tür durumlarda organizasyon nasıl olmalı? Bakın bu çok önemli. Hı hı. Eğer organize olmazsanız darmadağın olursunuz. Doğru. Hiçbir şey yapamazsınız. Kuru kalabalık, kuru gürültü olur. Elde var sıfır olur. Organizasyonu çok iyi öğrendi hı hı ekipler. Nasıl çalışılması gerekiyor? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hangi tedbirleri almamız gerekiyor? Evet, en önemlisi de belli bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerektiğini öğrendi. Bu sadece sağlıkçılar için değil, tüm vatandaşlarımız için de böyle evet oldu. Ve hayatları boyunca da unutmayacakları tecrübeler edindiler. Yani pandemi sürecinde hastaya nasıl yaklaşılır, nasıl tedavi edilir, nasıl tedbir alınır, nasıl halk korunur, diğer hastalardan nasıl izole edilir, bütün bunlar öğrenildi. Afete baktığımızda da ben açıkçası iki tane büyük depremde bulundum. Birisi Kaynaşlı'da 99 yılında. Evet. Bir 4 gün orada depremi duyar durmaz kendi aracımla gitmiştim. Bolu Dağı yıkıktı. Jandarma eşliğinde beni Bolu Dağı'ndan geçirdiler. Ve gittiğimde kimse yoktu. Sabaha kadar sadece damar yolu açtım. Çocuk hekimi olduğum için en büyük ihtiyaçlardan birisi odur. Hemen mayı sağlamanız gerekiyor. Kıraş dediğimiz ezilme sendromuyla gelmiş bir sürü hasta. Arkasından da Van depremi. Şimdi o süreçten bu sürece geldiğimde bir kere afete yaklaşımda sağlık açısından, arama kurtarma açısından çok iyi noktaya geldiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok profesyonel çalıştı ekiplerimiz. Gerçekten dünyada diğer buraya gelen 80 civarında ekip vardı farklı ülkelerden. Onların da açık net söylediği gerçekten çok profesyonel çalışan, çok organize, hızlı çalışan ekipler var. Arama kurtarmadan tutun da bu hastaların ilk saatten itibaren yapması gereken şeyler. Bakın bunu bütün vatandaşlarımız televizyonda dakika dakika izlediler. Afette göçük altına çıkartılan bir vatandaşa ne yapılması gerektiğini. Ne yapıyorsunuz? Boyunluk takıyorsunuz mutlaka. Olmazsa olmaz. Çünkü orada en ufak bir boyun travması, bir servikal kırık, çatlağın bir anda kurtarsanız, yaşatsanız dahi ömrü boyunca felç kalmasına neden olabilirsiniz. Hayatını da kaybedebilir. Felç kalabilir ömrü boyunca. Boyunluk takılması, işte hemen damar yolu açılması, işte bunların hemen sıvı yüklenmemesi, ağızdan oral verilmemesi gibi birçok şeyi bütün vatandaşlarımız aslında orada açık açık gördüler. Hasta nasıl çıkartılıyor? Hangi yöntemlerle çıkartılıyor? Bunun yanında nasıl taşınıyor? Bunların hepsi çok çok önemli. Evet. Ben çok rahatlıkla, gururla söyleyebilirim ki bir de fedakarlığı öğrendiler. Bakın o ilk gün bizim ekibimizden birçok kişi bizzat dedi ki ben gönüllüyüm hocam izin verin biz gideceğiz diye. Yani salsak o gün herkes giderdi oraya. Evet. Ama tabii ki işte ulaşımda ciddi o gün maalesef
bizim ekibimiz 18 saate ulaşabildi mesela ilk gün. O ilk gittikleri günde. Herkes bir an önce oraya gidip insanlara yardım etmek istedi. Ve bunun için de her türlü fedakarlığı hazırlardı. Kalacak yeriniz yok. Evet. Çadırda kaldılar. Yiyecek yok o an için. Evet. Ve hizmet vermek istiyorsunuz. Yeri geldi, ilk anda yıkık altına kaldı depolar, hastanelerin depoları mesela, malzeme bulamadınız. Fakat buna rağmen ekiplerimiz çadırda kalmasına rağmen günlerce orada hizmet vermeye devam ettiler. Hiçbirisinden ya hocam biz acıktık veya biz yemek yiyemiyoruz, biz kalamıyoruz şikayeti gelmedi maalesef. Yani bunu maalesef diyorum ama kötü anlamda değil. Evet. Sevinerek söylüyorum gerçekten. İnsanlar fedakarlığı öğrendiler. Zor anda nasıl bir araya gelinmesi gerektiğini öğrendiler. Organizasyon, her şey bize bazı şeyler, her felaket bize bir önceki güne göre ekstradan bazı şeyler öğretiyor. Tabii ki bu deprem felaketinde bize öğrettiği bazı şeyler oldu. Ama sağlıkçılarımız da başta olmak üzere vatandaşlarımız bu pandemi arkasından deprem felaketleriyle herhalde hayatlarında unutamayacakları bir daha büyük tecrübeler kazandılar. Evet. İyi veya kötü anlamda. Yani bunu gerçekten söylemekten de çok şey yapmıyorum. İyi ve kötü anlamda ciddi tecrübeler kazanıldı. İnşallah bundan sonraki afetler ki yaşanmamasını canı gönülden yüce Rabbimden temenni ediyorum. Yaşandığında da ne yapmamız gerektiğini. Artık ne yapacağını bilerek hareket edebilecek. Çok profesyoneller. Çok büyük bir tecrübe kazanıldı. Çok profesyoneller. Ha. Ben bunu şimdi çok fazla şey konuşuyor. İşte sağlıkta şiddet konuşuluyor, işte farklı şeyler konuşuluyor ama ben sağlıkta gerçekten kim ne derse desin birçok, ben çünkü dünyanın birçok ülkesini gördüm. Biliyorum. Çok açık net biliyorum. Sağlıkta son yıllarda ciddi gelişme sağladık ve ciddi başarılarımız var. Başarılar elde ettik. Yani Afyon'da bile yani belki kalp nakli dışında yapılamayacak işlem yok belki de. Yani birçok şeyi burada yapabilir durumdasınız. Hele ülkemizde yani sağlık turizmi açısından baktığımız zaman şu anda dünyada ilk sıralardayız. Çok önemli noktadayız. Tabii. Dünyanın birçok ülkesinden ülkemiz sağlık hizmeti almak amacıyla tercih ediliyor ve buraya insanlar geliyor. Kendi ülkeleriyle kıyaslıyorlar ve aradaki farkı da görebiliyorlar. Mutlaka eksik olacaktır. Evet. Ama o eksikleri de en kısa sürede düzeltmek, en hasarsız, kusursuz şekilde atlatmak önemli. Ben sağlıkçılarımızla, sağlık ekibimizle bu camianın bir parçası olarak, eleman olarak da gerçekten gurur duyuyorum. Pandemi döneminde dahil olmak üzere, afet döneminde de yaptıkları her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin diyorum. Efendim, Sayın Yönetmenim, ikinci soruyu alabilir miyiz? Şimdi halkımızın soruları devam ediyor. Tıp fakültesinde yüz yüze eğitim çok önemli ama üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Bu konuda bir önlem alındı mı? Evet, gerçekten pandemi sürecinde yine bir uzaktan eğitim süreci yaşandı. Ne yazık ki afet yaşadık. Bundan sonra da bir uzaktan eğitime geçiş yapıldı üniversitelerde. Ama tıp çok önemli. Yani çünkü bir insanın canını kurtarıyorsunuz, bir canı emanet ediyoruz o ellere. Bu yüzden uzaktan eğitim noktasında AFSÜ olarak ne gibi önlemler aldınız? Eğitim süreci şu an nasıl işliyor? Şimdi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak biz diğer üniversitelerden farklıyız. Şu açıdan farklıyız. Sağlık temalı bir üniversiteyiz. Sağlık dışında hiçbir bölümümüz yok. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu altında da hemşirelik, beslenme, diyetetik bölümü, fizyoterapi gibi bir sürü sağlıkla alakalı bölümlerimiz var. Şimdi aslında bu pandemi süreci ve afet süreçleri aslında öğrencilerimiz için de İyi bir eğitim süreci aslında. Bu tür süreçlere hazırlıklı olma, görme, öğrenme açısından çok çok önemli. Şimdi afetten sonra, depremden sonra tabii ki biz hızlı bir şekilde YÖK'le de temasa geçerek neler yapacağız, ne yapacağız konusunda temaslarımız oldu. Tabii YÖK daha sonra bu konuda bazı açıklamalar yaptı, bazı kararlar aldı. Uzaktan eğitimin öncelikli olarak yapılması konusunda. Tabii bunun gerekçeleri var. Sonuçta bir deprem bölgesindesiniz. Tam da tatilin bittiği, bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Kocatepe Üniversitesi'nden biraz daha biz erken başladık. Bizim eğitim programımız, takvimimiz nedeniyle. Tam da böyle eğitimin başlayacağı dönemde olan bir süreçti deprem süreci. Şimdi bu çocukların gelip burada
ailesini orada kaybetmiş olabilir, evi yıkılmış olabilir, yani barınacak, giyinecek ihtiyacı var, ekonomik olarak ihtiyacı var. Derdi şu anda orası afet bölgesi, hı hı. deprem bölgesi. Şimdi bu öğrenciye gelip de burada gel, sen burada ders yap demenizin hiçbir mantıkla alakası yok. Hı hı. Kendini veremez. Gelemez de zaten. Bunu açık açık ifade eden öğrencilerimiz oldu. Evet. Param yok, benim oraya gelecek param yok deyip, evet. kayıt parası ödeyemeyeceğim deyip, bunu ifade eden öğrencilerimiz oldu. Hemen ihtiyaçlarını karşıladık. Evet. Orada bir sıkıntı olmadı tabii Hı-hı. ki ama derdi şu anda onun eğitim değil. O bu süreç içerisinde toparlanıncaya kadar, kendine gelinceye kadar önce olarak o afet ve onun getirdiği sıkıntılarla uğraşması gerekiyor. O yüzden başlangıçta tabii ki uzaktan eğitim kararı alınmış olması doğru bir hareket. Evet. Bir de artık üniversitelerimiz buna tecrübelendi. Biz de tecrübelendik. Biz mesela bu hizmeti daha önce dışarıdan alıyoruz. Şimdi kendi online sistemimizi kurmuştuk. Direkt oradan başladık. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Fakat sağlıkla ilgili alanlarda özellikle tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültesinde ve meslek yüksek okulların uygulamalı bölümlerinde hemşirelik, fizyoterapi, diyet bölümü gibi bölümlerde tıbbi sekreter bunlar da uygulama eğitimin en temel şartı. Tabii. O yüzden yine biz yaptığımız görüşmelerde bunu belirttik. Dedik ki bakın buralarda eğitim yüz yüze devam etmeli diye. Hı hı. Zaten YÖK'te diğer üniversitelerle yapmış olduğu görüşmeler neticesinde de eğitimin esas olarak online olması ancak tıp fakültesi 4, 5, 6. sınıflar. Evet. Diş hekimliği fakültesinin son 2 sınıfı. Bunun yanında da uygulamalı eğitimin olduğu sağlık bilimleri fakültesi ve meslek yüksek okulları bölümlerinde son sınıflarında uygulamalı eğitime devam edilmesi karar alındı. Hı hı. Biz zaten bunu bir hafta önce bu kararı almıştık. Aynı şekilde devam ettik. Şu anda tıpta son 3 sınıfta, diş hekimliği son 2 sınıfta ve sağlıkla ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarında son sınıflarında biz şu anda yüz yüze eğitim, diğerlerinde online eğitim olarak devam ediyoruz. Bunun bir başka gerekliliği de şu. Yani tıp fakültesindeki arkadaşımız, öğrencimiz 4. sınıfta, 5. sınıfta bunlar 1-2 sene sonra zaten hekim olacaklar. Evet. Bizatihi bu zorlu şartlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Yani deprem de olsa ki onu zaten gördük. Yani deprem anında bile yiyecek yiyeceği yokken, giyecek kıyafeti yokken, barınacak yeri yokken çadırda kalıp veyahut da hastanede uyumayıp saatlerce orada sağlık hizmeti sunan hekim arkadaşlarımız vardı. Evet. Buna hazırlıklı olmaları gerekiyor. Çünkü hekimlik mesleğinin en temel özelliklerinden birisi fedakarlıktır. Fedakar olmaktır. İhtiyacı olduğunda sen kendi hastalığını dahi görmezden gelip unutup karşındaki insana sağlık hizmeti kesinlikle sunmak zorundasın. O yüzden aslında bir anlamda burada bu bölümlerde yüz yüze eğitim geleceğe hazırlık, hekimlik hayatına, mesleğine hazırlık için bir ön provada olmuş oldu. Biz dediğim gibi bu sağlıkla ilgili bölümlerde evet. yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Halen yüz yüze eğitim aslında üniversitenizde var. Devam ediyor. Evet. Belli sınıflar için. Belli sınıflar için. Hocam eğitimden devam edelim AFSÜ'deki. Tıp noktasında AFSÜ gerçekten Türkiye'de ismini duyuran üniversiteler arasında ve çok fazla da üniversitelerin tercih ettiği üniversitelerden ve %100 doluluk olduğu söyleniyor. Bunu neye borçlusunuz hocam? Şimdi özellikle bazı alanlarda Türkiye'de ben gururla söylüyorum birçok büyük üniversitenin de önündeyiz. Yani ben fizik tedavi alanında işte ortopedi, cerrahi, beyin cerrahisi birçok alanda ön sıralarda yer aldığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. %100 doluluk oranıyla gidiyoruz. Tüm kadrolarımız, tüm sınıflarımız doluyor. Bunun en güzel nedenlerinden birisi kalitenin giderek artması. Yani biz burada bunu açık yürekle söyleyebilirim. Akademisyen sayımız şimdi 350'lerden 520'lere, 530'lara çıktı. Bir yaklaşık %60-70'lik bir artış sağlamış olduk. Bunun yanında öğrenci sayımız 4000 küsürlerden şu anda 7000'lere evet. çıktı. Ciddi oranda bir öğrenci sayısında artış var. Fiziki olarak da eğitim ile ilgili gerekli şartları da biz elimizden geldiğince hiç yüksünmeden ne ihtiyaç varsa onların tamamını da sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Onu açıkça söyleyeyim. Örneğin Eczacılık Fakültesi için söyleyeyim. Evet. Göreve geldiğimizde açılmış bir fakülte olmasına rağmen şu anda Türkiye'de
en çok tercih edilen bir, fakültelerden birisi oldu. Çünkü hiçbir eksiğimiz yok. Yani laboratuvarlarımız biz tas tamam olarak biz eğitime başladık. Hı hı. Ve laboratuvarlarımızı biz son teknolojik imkanlarla kurduk ve onlarla donattık. Hocalarımızın sayısını artırdık. Hocalarımızın kalitesini artırdık. Böyle olunca bir şekilde bunlar, hele günümüzde sosyal medyanın bu kadar aktif kullanıldığı bir yerde, WhatsApp mesajlarıyla bile insanlar birbirlerini bunları anlatıyorlar. Diyor ki orası nasıl, burası nasıl, tercih edilir mi? Evet. Sonuçta tercih etme oranları da artıyor. Bu arada durmuyoruz tabii ki. Evet. Şu anda benim en büyük sıkıntılarımdan birisi şu. Mesela yabancı öğrenci sayısını artırmak istiyorum. İnanılmaz talep var. Özellikle yurt dışından çok fazla talep var ve çok yüksek puanla alıyoruz biz şu anda yabancı öğrenci açısından. Ona rağmen çok talep var. 300 civarında öğrencim var benim. Bu sayıyı ben artırmak istiyorum, daha fazla artırmak istiyorum ama dersliğim yetmiyor. Tabii. Çünkü full doluyum şu anda. Hı hı. Bunun için de geçen sene herkes gördü, işte televizyonlarda sizler de verdiniz. Bir 45 bin metrekarelik bir kapalı muhteşem bir eğitim kompleksi inşaatımıza başlamıştık. Hı hı. Şu anda onun birinci bölümünün artık sonlarına yaklaştık. 3 bölüm halinde hizmete girecek. İnşallah 2024 yılında yaklaşık 19 bin metrekare ilk bölümünün inşaatını tamamlamış olacağız. Hı hı. İçerisinde yaklaşık 35 civarında büyük amfiler, derslikler, laboratuvar olacak, konferans salonları olacak, kütüphaneler olacak. Evet. Geldiğinde komple bir öğrencinin ne ihtiyacı varsa hepsi karşılanacak. Sayımızı artırmak istiyoruz, öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz, eğitim kalitemizi artırıyoruz. Bu arada okullarımızın da fiziki şartlarını da iyileştiriyoruz. Şuhut'ta güzel bir yerimiz oldu. Burada duralım. Çünkü peki, bunu size halkımız sormak istiyor. Yönetmenim, son soruyu alabilir miyiz? Dakikalar da azalıyor çünkü. Şuhut'ta Limak Eğitim Merkezi açıldı. Sağlık alanında başka ilçelerde de bu tarz bir şeyiniz var mı? Çalışmalarınız var mı? Evet, Sayın Rektörüm, gerçekten Şuhut'taki çalışma takdire şayan ve ilçelerde de aslında tıp alanındaki çalışmalar çok kıymetli. Peki bu Afyonkarahisar'ın ilçelerine yayılacak mı? Şimdi bu göreve başladığımızdan beri hem siyasi anlamda hem yerel yönetimler anlamında hem de vatandaşlar olarak en çok sorulan, en çok talep edilen şeylerden birisi. Bizim ilçemizde de bir yüksekokul veya fakülte açılacak mı, kurulacak mı meselesi. Tabii ki biz her ilçede fakülte açılmasını, her yerde eğitim hizmetinin verilmesini isteriz. Ama ben açık yürekle söylüyorum, belki çok hoş karşılanmayabilir veya kızılabilir ama ben her ilçede okul açılması çok taraftarı değilim. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Benim niyetim öncelikle şu: merkezde ve mevcut okullarımda eğitim hizmetini bir kere en üst seviyeye çıkartmam gerekiyor. Eksiksiz olarak akademik kadro açısından, fiziki şartlar, derslik, sıra, yemek ihtiyacının karşılanması, barınma ihtiyacının karşılanması gibi birçok faktör açısından bir kere eksiksiz ben burada eğitim hizmeti sunmam lazım. Sadece oraya 3 tane sınıf açıp 2 tane sıra koyup ben burada üniversite eğitimi veriyorum diyemem. 2 tane hocayla ben burada akademik eğitim veriyorum, üniversite eğitim veriyorum diyemem. Hı hı. Benim eğer bir yerde okul açılacaksa bu okulla ilgili öğrencinin oraya tercih sebeplerinden, gerekçelerinden tutun da konaklama, barınma, hatta ve hatta sosyokültürel faaliyetler açısından, eğlenme açısından da orayı mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Öğrenci her şeyi istiyor. Yeri geldiğinde akşam çıkıp kafede çayını kahvesini içmek istiyor. Yeri geldiğinde şehir merkezine kısa sürede ulaşıp alışverişini yapmak istiyor. Yeri geldiğinde ailesiyle en kısa sürede buluşmak, en kısa sürede ulaşımını sağlamak isteyebiliyor. Şu an için mevcutta kurulmuş olan Şuhut'ta daha önce Kocatepe Üniversitesi'ne bağlı bir binada hizmet veriyorduk. Bu Limak kuruluşlarına ait bir bina vardı, eğitim kompleksi vardı. Öğrenci sayısı az olduğu için biz Milli Eğitim Bakanlığı ve Limak'la görüşüp orayı aldık ve orada çok muhteşem bir, içini tamamen yenileyerek, dış ve iç bölümlerini yenileyerek
laboratuvarlarıyla, derslikleriyle güzel bir eğitim kompleksi haline getirdik Limak okullarını. İnşallah bunu Bolvadin'de şu anda yapmak istiyoruz. Bolvadin'de de yerimizi aldık Milli Emlak'ta. Bolvadin hayırseverler aracılığıyla orada bir eğitim kompleksi inşaatımız inşallah yakın zamanda başlayacak diye umuyoruz, ümit ediyoruz. Diğer ilçelerimiz için de şartlar yerine geldiği anda tabii ki okul açabiliriz. Ama öncelikli olarak o şartları yerine getirmemiz, sağlamamız gerekiyor. Merkezdeki, il merkezdeki kompleksimizde de, üniversitemizde de eğitimi en üst seviyeye getirmiş olmamız gerekiyor. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Hem deprem noktasında hem de AFSU noktasında, AFSU'nun eğitim noktasında çığır tanımadan, gerçekten çığır aşan projelerle yoluna devam ettiğini aktardınız. İlçelerde de bu projelerin devam ettiğini söylediniz. Çok kıymetli bilgiler. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, gündem analiz programında Profesör Doktor Nurullah Okumuş vardı. Çok kıymetli bilgiler verdi bizlere. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bir sonraki gündem analiz programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.